arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size gıda maliyeti ile ilgili bir video hazırladık. Peki bu videoyu niye hazırladık? Takipçilerimizden Özlem Solmaz hanımefendi bizden pasta maliyeti ile ilgili video yapmamızı istemiş. Biz de kendisine kırmadık, böyle bir video hazırladık. Şimdi videonun kitlesi evinde pasta yapıp satan kişiler için. Dolayısıyla sakın buradaki verilen fikirler veya rakamları vesaireleri kurumsal kuruluşlarla ya da sektörün bilindik pastacılarıyla, butik pastacılarıyla karıştırmayın. Biz sadece evinde naçizane pasta yapıp, günde bir iki pasta yapıp satıp bir şekilde evinin giderlerine katkıda bulunmak isteyen ev hanımlarına veya bu sektörün benim gibi mezunu olup da hobisler olarak yapan kesimine hitap eden bir video olacak. Şimdi çünkü niye böyle bir şey söylüyorum, onu da söyleyeyim. Hiçbir zaman o büyük şirketlerle veya butik pastacılarla ürün alırken aynı fiyatlarla ürün alamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla onun, atıyorum, 10 liraya dilimini mal ettiği bir ürünü muhtemelen siz 20 liraya mal edersiniz. O yüzden bu olaya pek de takılmayın. Burada yapabileceğiniz en güzel şey şudur. Gerçekten eliniz lezzetliyse, sanatsal yönünüz iyiyse, kullandığınız malzemeleriniz kaliteliyse, temiz, hijyenik bir çalışma sağlayabiliyorsanız ve müşterileriniz bundan memnunsa, yani bir tane iki tane ile başlarsınız, iyi bir çevreniz varsa gün geçtikçe bu işi ilerletirsiniz. Ama burada şöyle bir tavsiyem var size. Ev ortamında bile bu işi yapıyorsanız ayrı bir alanınız olması şart. Çünkü gerçekten çalışması çok zor. Şu videoda gördüğünüz şu masa yeri geliyor benim kaplama yaparken, tezgahım, figür çalışırken, masam, yani aklınıza gelebilecek her şey kılıyor. Bazen buranın üstü günlerce işte figürlerle vırla zıvırla dolu oluyor. O yüzden mutlaka bir ayrı alanınız olmasını tavsiye ederim. Hatta benim mesela çokça sipariş alamamın en büyük nedenlerinden biri ayrı bir buzdolabınız. Hatta mümkünse eski model bir buzdolabınız olmasını tavsiye ederim. Yani bundan 15-20 sene önceki olan buzdolabı, çünkü terlemeyi daha az yapıyor. Eğer bütün bunları sağlayabilirim diyorsanız, evet, bu işi yapmak istiyor musunuz? Yapabilirsiniz. Ama fiyatlandırmayı nasıl yaparsınız? Gelelim buraya. Asıl soru bu çünkü. Ama burada da kriterlerinizi siz belirleyeceksiniz. Yani ben mesela bu işe ilk başladığım zaman arkadaşlarımdan veya çevremden fiyat istedikleri zaman işte bana bir fotoğraf gönderiyorlardı. Bizim gibi küçük çaplı bir çalışan kişiyseniz, küçük çaplı bir butik pastacıysanız, öyle işte biz, atıyorum, bir çizgi filmden esinlendik, şöyle yaparız, böyle yaparız, şunu şunu koyarız gibi bir şey yapamıyorsunuz. Ev hanımları, anneler ya da ebeveynler size böyle çok güzel bir fotoğraf getiriyorlar. Pinterest'ten veya başka bir yerden bulunmuş. Ben diyorlar bu pasta istiyorum. İşte siz de şurasında işte yok olmaz, bunun aynısı olsun. Eyvallah diyorsunuz, tamam, bunun aynısı olsun. Oturuyorsunuz, üzerinde bir çalışma yapıyorsunuz. Siz şimdi bu pasta 300 lira dediğiniz zaman olur mu, bunlara giriyorlar. Ama çünkü biliyorlar hani siz bu işte daha yenisiniz. Sizden birazcık daha bu işte eski olan biri, kardeşim bu pastayı ben 400 lira yaptırdığım zaman da babalar gibi veriyorlar parayı. Ben ilk zamanlarda 300 lira, 350 liraya fiyatlar veriyordum. Millet burada cıngar çıkartıyordu. Bu pastaya bu kadar verilir mi falan filan pişman. Ben dedim artık uğraşamam sizinle. Çünkü benden gerçekten el emeği çok iyi olan pastaları istiyorlardı. Ama ortada ücret yok. Ben en sonunda bıraktım. Yani şu anda sadece yeğenlerime, bir de ille de isteyen olursa ona yapıyorum. Peki ben nasıl çalışıyorum? Fotoğraf dediğim gibi geldi bana. Ben hemen bir dilim hesabı yapmıyorum arkadaşlar. Açık ve net konuşayım. Çünkü niye? Bu içerisinde kullanılan malzemeye göre dilim hesabı değişiyor. Dolayısıyla ben şöyle söyleyeyim. Bu sektörde 10 kişilik bir pastaya 180 lira para vereni de gördüm. 20 kişilik bir pasta içinde cayır cayır pazarlık edeni de gördüm. 300 lira için.
Veya atıyorum 20 kişilik bir pastaya 1000 lira para vereni de gördüm. Yani o yüzden yani elinizin emeğinin karşılığını hesaplarken maliyetlerinizi bilmek zorundasınız. Ve bu işin en büyük maliyeti etkileyen taraflarından biri kullanacağınız iç dolgu malzemesi. Mesela ben bugün üzerine çalışacağımız, yani üzerine size açıklama yapacağım pastanın iç dolgu malzemesine bebe bisküvisi ve muz kullandım. Ama siz fındık, fıstık koyarsınız, böğürtlen koyarsınız, karadut koyarsınız vesaire vesaire. Yani bunun çeşidi bitmiyor. Dolayısıyla bunun maliyet oranı da bitmiyor. Ben o yüzden bana dediğim gibi fotoğrafı getirdi. İçerisine konulacak malzemeleri sorarım. Ne koyacağız? İşte kaç katlı bir pasta istiyorsunuz? Bu strofor mu olacak? Pasta mı olacak? Strofor olacaksa ne kadar strofor, ne kadar pasta olacak? Vesaire vesaire. Yani kaç kişilik sorusunu sormamın tek nedeni kullanacağım pasta, yani kek kalıbımın ona göre ayarlama. Bu soruların yanıtını aldıktan sonra ben her zaman bir doküman hazırlarım. İşte mesela pastayı nelerden oluşturuyorum ben? En ince detayına göre kadar bunu yazarım. Mesela bir kek ya da pandispanya tercihimiz var. Hangisini istiyorsa müşteri. Pastacı kremamız var. Ganajımız var. Dediğim gibi iç dolgu malzemesi var. Bunun mesela ıslatmak için kullandığımız süttü, şerbetti, meyve suyuydu. Atıyorum likördü. Bu böyle gidiyor yani. Hani biz birebir bir şerbet yapıyoruz ama adam yeri geliyor diyor ki işte ben bilmem ne likörüyle satılsın istiyorum diyor. Tadını o şekilde istiyorum diyor. Bunlar var. Sonra tabii ki mesela biz bu iki katlı pastada bir katı strofor yapacağız dedik ya, 30-15 saate mesela strofor kullanacağız. Sonra en az 2 kilo şeker hamuru. Niye 2 kilo şeker hamuru? Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bir pasta 20 santim çapında bir pastayı kaplarken mutlaka 1 kilo şeker hamuru ile başlayın. Evet, bu normalde 600-700 gram şeker hamuru buna yetiyor. Ama siz direkt 700 gramla başlarsanız ve o hamuru stabil bir şekilde açmayı beceremezseniz bir tarafı yukarıda, bir tarafı aşağıda, bir tarafı yırtık, bir tarafı pırtık bir şey çıkar ortaya. O yüzden mutlaka 1 kilo şeker hamuru almak zorundasınız. Biz 2 kat yapacağımız için 2 kilo şeker hamuru kullanacağız. Daha sonra ben mesela strofor altlık tercih ediyorum. 50-50 bir 4 santimlik strofor altlık kullanacağım. Ama mesela siz işte müşterinizin temasına uygun olarak ne bileyim bir arama odaydı. Aynalar var mesela. Ayna çerçeveler kullanabilirsiniz. Plexi kullanabilirsiniz. Ne bileyim farklı tepsi seçenekleri kullanabilirsiniz. Ya da basit bir nedir o? Basit bir kartondan pasta altlığı da kullanılabilir yani. Bu da bir değiştiren. Onun haricinde mesela ben işte diyorum ya, her detayı mutlaka yazıyorum. Straforu kaplıyorum ya, alt tabanı da kaplıyorum ben alttakine. Onu kenarlarını tutarken bastırıp şeklini bozabiliyoruz. Onu da gizlemek için mesela kurdeleyle kaplıyorum. Bunun haricinde de en son olarak dekor malzemelerimiz geliyor. Bu da maliyetin apayrı bir olayı. Peki maliyeti nasıl hesaplıyoruz? Şimdi buradan dönelim MSA derslerimize. Bizim MSA'daki en büyük derslerimizden, en önemli derslerimizden biri maliyet. Çünkü bize şöyle söylenirler. Maliyetini bilmediğiniz bir şeyden zarar edersiniz. Evet, doğru arkadaşlar. Maliyetini bilmiyorsanız zarar edersiniz. Şimdi maliyet hesaplarken iki ayrı hesaplama var. Bunlardan biri kilogram hesaplaması. Kilo ile aldığınız ürünlerin hesaplaması. Birisi adetle aldığınız ürünlerin hesaplaması. Şimdi kilogramla aldığınız ürünleri hesaplarken mesela örnek veriyorum. 1 litre süt 5 liraya aldık. Ama biz bu sütün 200 gramını kullanacağız. Kullanacağınız formül şu. Fiyat bölü bir paketin veya 1 kilo 1000 1 kilo 1000'le bölüyorsunuz 1 kilo bir ürün için. Çarpı 200 gramajı. Yani kullanacağınız 200 gramı. Bu da 1 lira yapıyor. Ya da adetli bir ürünse mesela yumurta, adet çarpı ürünün birim fiyatı. Yani 5 yumurta 1 liradan 5 lira gibi. Peki, ha bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Şu böyle bir
tablo çıkardım ben size. Burada hepsinin formülleri ayrı ayrı yazıyor. Şu en altta da kâr hesaplaması var. Onu da şimdi anlatacağım. Bunu da şöyle sağa sola bir yerlere yerleştireceğim. Şu anda elimde çünkü çok ufak olduğu için görmüyorsunuz. Peki ürünü karlı satabilmeniz için ne kadar üzerine zarar etmemeniz için daha doğrusu ne kadar üzerine kâr koymanız lazım? Profesyonel işletmelerde de olsa evinizde de pasta yapıyorsanız arkadaşlar bir ürünün maliyeti çarpı 3. Yani 10 liraya mal ettiğiniz bir ürünü 30 liraya satmak zorundasınız. Ama burada maliyetle ilgili şöyle bir şey de söyleyeceğim. Mesela müşteriniz sizden 20 santimlik bu hesapladığımız bir pasta istedi. Bunun atıyorum dilim maliyeti 20 liraya geldi. Ama aynı pastayı 100 kişiye yaptığınız zaman maliyet aşağıya düşer. Farz misal 15 liraya düşer. Mesela büyük pastanelerde veya büyük lokantalarda mesela büyük pastanelerde bir tane poğaça yaptığı zaman bunun maliyeti 100 liraya çıkar belki ama 1000 tane poğaça yaptığı zaman 1 liraya düşer. O yüzden adet bazında da maliyetlendirme oranı değiştirir. Yani 20 kişilik bir pastada bir dilim maliyetini 20 liraya çıkartıyorsanız 100 kişilik bir pastada bu maliyet düşer. Bunu her zaman standart bir dilim maliyeti veya standart bir pasta maliyeti olarak kesinlikle düşünmeyin. Mümkünse eğer her aldığınız siparişinizde listelerinizi çıkartıp adetli siparişlerinizde veya tek siparişlerinizde çok fark etmez. Yani sürekli 20 santimlik bir pasta yapıyorsanız bunda sıkıntı yok. Bütün 20 santimlik pastaları 3 aşağı 5 yukarı dolgu malzemesine göre yaklaşık bir fiyatta hesaplarsınız. Ama 100 kişilik bir pasta yaparken bütün hesaplamayı baştan yapmanız lazım. Evet, dediğimiz gibi ürünü zararını satmamak için maliyet fiyatı çarpı 3 yapmanız gerekiyor. Bunlardan bu üçten biri sizin maliyetiniz. İkincisi diğer giderleriniz. Yani işçilik, elektrik, su, doğalgaz vesaire vesaire. Üçüncüsü de sizin karınız arkadaşlar. Bu şekilde satmazsanız zarar edersiniz. Yani bunu kesinlikle net şekilde söylüyorum. Bir süre sonra da zaten batarsınız. Mesela benim pasta yaptığım dönemde benim 300-350 lira fiyat verdiğim müşteriye 150 lira fiyat veren pastacılar vardı. Ha bu kurtarır mı? Kurtarır. Temin dediğimiz olaya döneriz. Eğer çokça yapıyorsanız, günde 10 tane, 20 tane pasta yapabiliyorsanız sürümden kazanırsınız. Bu rakam sizi kurtarır. Ama günde bir tane, iki tane pasta yapıyorsanız bunun sizi kurtarmasına imkan ve ihtimal yok. Böyle bir hayali de kurmayın. Bir süre sonra fark edersiniz ki cepten para harcıyorsunuz. Ha, bu yüzden de tavsiyem her satış yaptığınız pastanın malzeme listesiyle beraber maliyetlerini tek tek yazın. Bu sizin giderinizi bilmenizi sağlar. Kaç para sattığınızı da yazın. Arada ne kadar kar ettiğinizi. Yani bunu hatta bir kasa defteri. Benim işim asıl yani mesleki işim muhasebecilik olduğu için. Hatta her seferinde bir kasa defteri tutarak. İşte Ayşe Hanım'a şu pastayı maliyetini şu kadar yaptım. Bu kadar para kazandım. Bunu bu şekilde kasa defteri tutarak ederseniz de sonuçta kar mı zarar mı ettiğinizi de anlarsınız. Bu sizin işinizi bayağı bir kolaylaştırır. Şimdi ben öncelikle tabii dediğim gibi maliyet çıkartıyorum. Her ürün için ayrı ayrı. Şöyle size tablolar hazırladım. Bunları da böyle yanlara bir yerlere yerleştireceğim. Size fikir vermesi açısından. Ben kekimin, pastacı kremamın ve ganajımın maliyet tablolarını çıkarttım. Bunları da benim bu üçünü yaptığım bir üçlü setim var videolarımda. Onun da linkini buralara bir yere koyuyorum. Oradaki birebir yaptığım pastanın maliyet tabloları bunlar. Şimdi bunları çıkartırken mesela neler yapmışım? Kekin maliyetimi çıkartırken şöyle bir tabloyu incelersiniz yanda. Öncelikle bütün kullandığım ürünlerimi yazmışım tek tek. Ben sipariş geldiğinde de aynı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Kek için ayrı, ganaj için ayrı, atıyorum
iç dolgusu için ayrı tek tek maliyetler çıkartıp sonra bunları alt alta sıralayarak müşteriye fiyat veriyorum. Mesela kullanacağım gramajlar yazılı ikinci sütunda. Üçüncü sütunda bunların birim fiyatları ya da bir kilogram fiyatları yazılı. En sonunda da benim kullanacağım gramajlara ve adetlere göre olan ortaya çıkan sonuçlar ve tabii ki en altta da bu sonuçlara göre çıkan maliyetim yazılı. Şimdi burada mesela yaptığımız çalışmaya göre ben kekimin veya pandispanyamın fark etmez 35 lira 67 kuruş olarak maliyetini çıkarmışım. Pastacı kremamın 15 lira 79 kuruş olarak maliyetini çıkarmışım. Ganajımın da 62 lira 50 kuruş olarak maliyetini çıkarmışım. Peki ganajım niye bu kadar yüksek? Çünkü 1 kilogram çikolata, 1 kilo krema kullandım. Neden 1 kilogram çikolata ve neden 1 kilo krema kullandım? Çünkü yaptığınız zaman bunu anlayacaksınız ki bu kullanacağınız miktarı 2 katı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Kek, ganaj ve pastacı kremasını bir araya getirip katlamadan bir gün önce yapıp dinlendirmeniz gerekiyor. Ama ola ki bir aksilik oldu. Kekiniz ve pastacı kremanızı hemen 1-2 saat içerisinde yapıp soğutup pastanızı yapmaya devam edebilirsiniz. Ama ganajınız için bu söz konusu değil. Ha, asıl olan evet bir gün önceden dinlenmiş olmasıdır ama kaza mı olur? Mesela benim bundan 3 yıl önce bir arkadaşıma 3 boyutlu fotoğraf makinesi bir pasta yaptım. Pastam patladı. Ve ben bir hafta sonra attık biz. Tekrar yapmak zorunda kaldım. Onu da fotoğrafını buralara bir yerlere koyarım. Ama eğer ki benden aynı gün tekrar isteseydi, yedekli malzemem olmadığı için tekrar yapmak zorunda kalacaktım. Ama ganajımı hiçbir şekilde tekrar yapamazdım. Çünkü ganaj dinlenmeden donmaz, formuna gelmez. Dolayısıyla kullanamazsınız. O yüzden ganajı ben her zaman ne olursa olsun fazla fazla yapıyorum. Size de tavsiyem bu. Bir de dolapta çok uzun süre saklarsınız. Çünkü kek ki saklayabilirsiniz. Pastacı kreması biraz sıkıntılı olur. Yumurtalı ürünleri pek 4 günden sonrasında tercih etmiyorlar ama ganajı istediğiniz kadar saklayın, kolay kolay bir şey olmaz. O yüzden maalesef ki ben buraya ganaj maliyetini 62,5 lira yazmak zorundayım. Daha sonra iç dolgu malzemesine geçiyorum. Mesela bebek bisküvisi yazmışım. 200 gram, 250 gram kullanacağım diye düşünmüşüm. 6,5 lira. Muz demişim, 1 kilo demişim. O da 13 lira. Bir de ben mesela meyve koyduğum zaman içlerine biliyorsunuz meyveler bir süre sonra renk değiştiriyor. Ben bunu istemediğim için mutlaka jelle kaplıyorum gıda jeli. Onu da 200 gram bir jel yazmışım. O da 6 lira. Daha sonra alt kattaki straforu var. 30 çarpı 15 santim ebatlarında. 30 santim çapında 15 santim yüksekliğinde 32 lira. Tabii ki şeker hamuru iki katlı olacağı için 40 lira 2 kilo şeker hamuru maliyetim var. Ve 50-50 alt tabanım var. O da 20 lira. Bunun haricinde de dediğim gibi kurdelem var. 5 lira. Dolayısıyla bu pastanın sadece malzeme kısmı 236 TL'lik bir maliyete sahip arkadaşlar. Yani ben buna hiçbir dekor yapmazsam 705 lira gibi yani 700 lira gibi fiyat vermem lazım ki ben bu işten zarar etmeyeyim. Ben bütün bu detayları döküyorum. 700 lira fiyatı buluyorum. Peki bu fiyatın da artısı var mı? Evet, var arkadaşlar. Bu fiyatın artısı da şu. Mesela bir arkadaşım benden doğum gününde, o zamanlar hamileydi. Hamile temalı bir doğum günü pastası istedi. Dolayısıyla benim o hamile temasına uygun bir kalıbım yoktu. Hani kalıpçılarda görüyorsunuzdur bu şey hamile kadın kalıbı, kesme kalıbı. Mesela o kalıbı ben o arkadaşa özel aldım. O kalıbı bir daha hiç kullanmadım. Veyahut da kullansam bile kullanıp kullanmayacağım belli değil.
Dolayısıyla ben bu 235 liralık maliyetin üzerine ya da çarpı 3 yapıp 700 liralık maliyetin üzerine, çünkü 40 liralık bir kalıbı 3 çarpı 3 yaparsanız 120 lira yapar. Bu çok büyük bir rakam. 200 700 liralık, yani maliyet rakamı çarpı 3 yaptığım rakamı, 700 liralık rakamın üzerine 30 lirası 30 lira, 40 lirası 40 lira bu kalıbın parasını da ilave ediyorum. Dediğim gibi bu kalıbı çöpe atmak zorunda kalabilirim. Ya da mesela figür yapıyorsunuz. Mesela bundan 2-3 yıl önce figürün tanesini, insan figürü mesela 50 liraya falan yapıyorlardı. Yani onu da mesela gene maliyet çarpı 3 yaptık, 700 liraya bulduk. İşte 50 lira bir insan figürü için oraya koyabilirsiniz. Tabii bunu şöyle söyleyeyim. Arkaya bir iki parça daha dekor yapıyorsunuz. Ama o dekorlarla ilgili bir ücret talep etmiyorsunuz. O size kalmış. Yani bizim buradaki ana figürümüz, ana görselimiz ücret talep edebileceğimiz şey. Bu şekilde bir talepte bulunabiliriz. Ya da mesela ben bir arkadaşıma 40 küsür tane, üzerine 40 küsür tane gül olan bir pasta yapmıştım mesela. O benim 2 günümü almıştı. Şeker hamurundan gül yapmıştım. 2 günümü almıştı. Mesela ben ekstradan bir 200 lira para yazmıştım. 2 günlük el emeği olarak kendisine. Bu şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Burada sizi değiştirebileceğiniz şöyle bir şey var. Mesela tek katlı bir pasta yaptınız. Buradan çıkaracağınız tek şey 1 kilo şeker hamuruyla bir de 30-15 straforun parası, 50 lira bir ücret düşer. O da 640-650 lira bir rakama gelir. Maliyet bu şekilde. Yani bunların altına çalışırsanız arkadaşlar zarar edersiniz. Ama dediğim gibi yani buradaki en büyük etken sizin neyi nasıl sattığınız. Zararına satış yapmak yapmamak sizin tercihiniz. Ama gerçekten neyi neye aldığınızı ve neye sattığınızı çok iyi bilmeniz lazım. Bu tablolar, şemalar, bunların hepsini ben yükleyeceğim videoya. Gene bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olursa mutlaka cevap yazarım. Benim burada baz aldığım fiyatlar güncel fiyatlardı. Video yayınlanana kadar artı eksi değişebilir. Siz kendi fiyatlarınıza göre hesaplamalarınızı mutlaka yapın. Yani mümkünse dediğim gibi her müşteri için bir dosya oluşturun. Yaptığınız veya yapacağınız her türlü çalışmanın maliyet fiyatlarını yazın. Çünkü bu çok önemli gerçekten. Yani dediğim gibi evde bir iki tane pasta yapıp evinize katkıda olmak şansına sahipken evinizi veya bütçenizi zarara sokmayın. Umarım bu video faydalı olmuştur. Yani en azından size bir fikir vermişimdir. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı, paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.